Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu kanalda en çok zevk aldığım şeylerden bir tanesi sizden gelen yorumları okumak ve onları cevaplandırmak. Bu sayede birçoğunuza çok güzel iletişimler kurdum. Çok güzel, çok cici dostluklar kazandık. Bazılarınız ailenin bireyleri gibi oldunuz. Hatta birçoğunuz ailenin bireyleri gibi oldunuz. Ve yorumlarınızı hep ciddiye aldım. Bazılarına çok güldüm. Bazı çok akıllı yorumlar geldi ve bu yorumlar ve teklifler doğrultusunda da aslında yaptığım içeriklerin birçoğunu sizin sayenizde ortaya çıktı. Bu yorumlar sayesinde ortaya çıktı. Mesela bu sensör temizleme içeriği bana bir sevgili dostumun sensör abi elektrikli süpürgeyle temizlenir mi'den sonra çıktı. Ama bazı çok akıllı yorumlar oldu ve çok güzel teklifler oldu. Çok güzel öneriler oldu ve o öneriler sayesinde de dediğim gibi epey bir içerik üretmeme sağladınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bunun için. Lütfen yorumsuz da bırakmayın beni. Yorumlardan bir tanesi çok yakın zamanda, hatta yorum da değil. İki tane içeriğimde beraber olduğum, çok sevdiğim Orkun kardeşim. Ki Orkun ya da Moto JJ. Sevgili dostlar, kanalın başından beri, birinci videosundan beri hiçbir videomu yani yorumsuz bırakmadı ve çok cici bir dostluk kazandık onunla beraber. X'e son almıştı, onu sattı. Şimdi XH2 almak istiyor ve sokak fotoğrafçılığı yapmak istiyor ama bir anda lens tercihi benim çok ilgimi çekti. Sokak fotoğrafçılığı için seçtiği lens çok ilginç. Yani normalde neyi seçersiniz? Biraz daha geniş açı, çok geniş olmamak kaydıyla. Ne bileyim ben 23 mm olabilir, 35 mm olabilir. Hadi ucu ucuna 50 mm olur. Ama onun seçtiği lens hangisi biliyor musunuz? XF90 mm f2. Yani inanılmaz iddialı bir tercih. Bu bana biraz da benim için sanki bir meydan okuma gibiydi. Dedim ki ya bakalım yani şimdi fotoğrafçılıkta imkansız diye bir şey yoktur. Ha zor vardır ama imkansız yoktur yani bir şekilde oldurursunuz. Ben dedim ki bir çıkayım sokağa, acaba oluyor mu dedim. Hanımla beraber çıktık, Avanos'a gittik. Avanos'ta bu lensle sokak fotoğrafçılığı yapmaya çalıştım. Şimdi bu lensi niye istediğini anlayabiliyorum. Gerçekten Fuji serisinin en keskin, en müthiş lenslerinden bir tanesi. Renk okuması, kalitesi, ne bileyim ben her şeyi dört dörtlük bir lens. Ama yani 90 mm full frame'de 135 mm'ye denk geliyor arkadaşlar. Yani bayağı kısıtlayıcı bir açı yani sokak fotoğrafçılığı için. Hiçbir şeyin çok yakınına gelmezsiniz. Ha o şey diyor abi uzaktan çekerim ama 90 mm'de hani çaktırmadan uzaktan çekecek kadar uzun bir lens değil. Enteresan böyle tam arada bir lens. Ki müthiş bokeh'si var. Dolayısıyla ben bunu zaten portre lensi olarak tercih ettiğim lenslerden bir tanesi. Ama ben Orkun kardeşimi kırmadım. Çıktık. Dediğim gibi sokak fotoğrafçılığı yapmaya çalıştık. Neticesini birazdan göreceksiniz. Yorumu da ben tamamen size bırakacağım sevgili dostlar.
Evet, bu fotoğrafları gördükten sonra ne diyorsun? Sokak fotoğrafçılığı bu lensle yapılır mı? Ya, yapılır tabii canım. Yani 200 milimetreyle de yaparsınız yapmak istedikten sonra. İlla yapmak ise. Ama şöyle bir gerçek var. Bu deneyimin neticesinde ben hep derim ya prime lens, prime lens, prime lens alın diye. Çünkü prime lens sizi kısıtlar ve doğru fotoğraf çekmeye zorlar. Yani hareket etmeye zorlar. Sadece buradan çevirmek değil, ayaklarınızla o zoom'u ileri geri giderek yaparsınız. Dolayısıyla daha dikkat edersiniz, daha dikkatli fotoğraflar çekersiniz. Benim için bu ilk tercih olur muydu? Doğrusunu isterseniz olmazdı. Ben hani 30-35 mm, bu mesela yeni XF 33 mm f1.4'ü sokak fotoğrafçılığı için muhtemelen tercih ederdim. Ben şeyi de çok seviyorum biliyorsunuz. Onun sahip olduğum 23 mm f1.4'ü de çok seviyorum. Vallahi sevgili dostlar, öyle ya da böyle. Benim sevgili Orkun kardeşim demiş ki ben abi XH2 ve XF90 mm F2 ile ben sokak fotoğrafçılığı yapacağım. Vallahi Orkun, bununla sokak fotoğrafçılığı böyle yapılıyor. Karar sana bıraktım. Sevgili dostlar, bu içeriğin sizlere değer kattığını düşünüyorsanız ve beğendiyseniz lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu güzel aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sağlıkla kalın, keyif ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.